Sercan Bey. Efendim gene çok şıksınız değilim. Teşekkür bir ederim. Üniversitedeyiz. Olmuş mu? Harika olmuşsunuz. Siyahlar çok yakışıyor size. Şunu da soralım. Bir üniversitedeyiz efendim. Ödülünüzü de aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Öğrencilerden ödül almak nasıl bir duygu olur? Bir kere öğrencilerin karşısına çıkmak bence çok heyecan verici. Sevgili Zerrin Tekin de orada dedi ki kendimi gençlere beğendirmeye çalışıyorum. Gerçek insanın kendini gençlere beğendirmeye çalışması, onların çağına uyum sağlayabilmesi çok kolay bir şey değil. Bu gecede hepimiz her çıkan aynı cümleyi kurduk. Gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü karşınızda pırıl pırıl yeni bir nesil var. Onların kendi dünyaları var. Ve bu gecede çok anlamlı bir işe imza attılar. Down sendromlarla ilgili de bir bağış düzenlemişler. İyi bir gelecek hep gençlerin elinde. Ben buna çok inanıyorum. Siz de gençleri beğendirmeye uğraşır mısınız kendinize? Tabii ki yani. Hem gençliğin kulüp hem ya onlara kendini beğendirmek değil de onlarla anlaşabilmek bence çok büyük bir meziyet. Çünkü benim gelen iki tane arkadan gelen oğlum var. Yani onlarla bir diyalog, bir iletişim kuramazsam tüm bağlantı kopacak. Bu sebeple de ben onların enerjisini, onların dillerini, onların dünyaya bakış açılarına çok inanan ve güvenen biri olarak her zaman kendimi onlara teslim ederim. Herkes aslında televizyondaki Esra Erol'u biliyor ama evdeki Esra Erol'u kimse bilmiyor. Ah. Evde nasıldır Esra Erol? Nasıl bir şey bekliyorsun? Ben bir tahmin alayım. Tam bir anne, tam bir ev kadını. Yemeğini kendi yapan, çocuklarına... Yemek yapmışım, yalan söylemeyeyim. Yemek yapmaya vaktim olmuyor ama evde nasıl bir anne? Ya anne yani, herkesin annesi gibi, her anne gibi. Hani çocuğum yap, çocuğum kalk, çocuğum ödevini yaptı mı, çocuğum çantanı düzenle, aman terledin atletin, aman uyku saati derken annesin. Çünkü koruman ve sürekli yapacaklarını hatırlatman gereken iki evladın var. Onlarla vakit geçirmekten, onlarla oyun oynamaktan, onların danslarını yapmaktan. Bu araki en büyük eğlencemiz şey... Karaoke. Karaoke. Evet. Ama tabii sesiniz onlar hep yabancı şarkılar söylüyorlar. Ben hiçbirini bilmiyorum. Ve yeni neslin hani o şarkılarını bilmiyorum. Ben Türkçe ve onların bildiklerini söylüyorum. Bir ara şeydi böyle danslar gösteriliyor. Evde sürekli onu yapıyoruz. Valla ne istiyorlarsa yapıyorum. Yani hem anne hem eğlenceli bir anne. Karaoke'de eğleniyor musunuz efendim? Şarkı söylerken neler istiyorsunuz? Sesinizin iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Berbat bir sesim var. kötü bir sesim var. Ama çok özgüvenliyim. Önemli olan bu biliyorsun. Bunu evde yapıyorsunuz ama bir gün sahnede de yapar mısınız? Yok, bunu? Yok. Ya herkes iyi yaptığına inandığı işi yapsın. Ben iyi yaptığıma inandığım işi yapıyorum. Diğerlerini arkadaşlarıma bırakıyorum. Ekranlarda otoriter bir isimsiniz ama evde de bu otoriterlik devam ediyor mu yoksa daha naif mi devam ediyor? Otoriter demeyelim de yani prensipli bir insan, prensiplerine bağlı. Evet, yani bu benim kimliğim ve hayatım boyunca hep disiplinli ve hep prensiplerine bağlı bir insan oldum. Evde de öyleyim. Yani evdeki net aşılmaz kurallarımız var. İşte yemeğe hep beraber oturmak, beraber yemek yeme, işte yatma saati, okul düzeni, ödevlerin yapılması, aile içerisindeki paylaşımlar. Hani prensiplerim var. Onun haricinde esnek de bir insanım. Prensiplere uyulduğu takdirde hiçbir problem yok. Mesaj buradan yerine ulaşmış mı? O zaman efendim çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim ödülümüz. Uzun zamandır hiç bu kadar çok konuşmamıştım. Evet, çok da güzel oldu bu arada. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim.